Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle parmaksız eldiven yapacağız. Burgulu, benden çok istendi birkaç tane saç bandı yapmıştım. Onlarla takım olacak şekilde eldiven olur, bere olur yapabilir misiniz diye. Ben de yapmaya karar verdim. Bence çok da tatlı durdu. Eldiven genelde tığ işiyle biraz zor yapılıyor. Yapılan da kaba duruyor. Bana öyle geliyor yani. Ama ben bunun çok böyle güzel, yumuşak, sade ve şık durduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Tabii başka eldiven denemelerim de olacak. Onları da paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Böyle benim hoşuma gitti. Siz de kendinize göre değişiklikler yaparak da tabii ki uygulayabilirsiniz. Yaparken ben bunu şöyle bir 50 gramlık bir ipim var. Aşağıda belirteceğim hangi ip olduğunu bunu. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yumuşak bir ip. Çok hafif tüylü bir ip. Yani kışa göre bir ip aslında. İyi bir ip. 3 milimetrelik tığ kullanacağım. Tabii ki iğne, makas gibi gereçlerden lazım. Her şey hazırsa hemen abone ol tuşuna basın. Hala abone olmadıysanız tabii ki. Ve başlayalım. Başlarken her zaman olduğu gibi başlangıç ilmeğimi yapıyorum. Parmağımın etrafında doladım ipimi iki kere. Attım. Bunu da böyle içinden geçirdim. 39 zincirle başlayacağım. Zincirlerimi çekiyorum. Üçün katlarında zincir çekerek siz de kendi bileğinize göre başlayabilirsiniz. Modelli böyle sadece ortaya kuracağımız için sayılar çok önemli değil. Sadece lastik kısmı için üçün katlarında olması yeterli. Ben şimdi zincirimi çekiyorum ve size dönüyorum. 39 zincirimi çektim. Bakın şöyle zincirimi düz bir şekilde birleştiriyorum. İp aldım, geçirdim. Dönmemiş olmasına dikkat edin. Bunu nasıl daha kolay yapabileceğinizi bir püf noktası videomda gösterdim. Hemen şimdi önerilenler kısmında bulabilirsiniz. 2 zincir çektim. Bu zincir şey sayılmıyor. Trabzan sayılmıyor. Şimdi buradan başlayarak ilk göze batıp bir trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. Tam 39 tane trabzanım olacak. Sonunda bu şekilde tamamının etrafını dönüyorum. Sonuncuyu yaptım. Bakın şu ilk trabzanın gözünden battım, bağladım. Hemen iki zincir çekiyorum. Şimdi burada lastik yapabilmek için ön diş, arka diş trabzanlar yapacağız. Şöyle tığımı, ipimi aldım. Tığımı ilk trabzanın önünden sokup arkaya geçirdim. Oradan da tekrar öne aldım. Bir ön diş. Bir tane daha yanına ön diş. Ve hemen yanına bir arka diş. Arkadan geçirdim tığı. Tekrar arkaya doğru. İki tane ön diş. Bir tane arka diş şeklinde ilerleyeceğim. Bu bir. İki arka diş. Bu şekilde tamamının etrafını dönüyorum. Sona geldim. Sonuncusu şu şöyle bir arka diş olacak. Ve tekrar ilk trabzanın gözünden battım, bağladım. İki zincir çektim, yukarı çıktım. Hemen ön dişi ön diş, arka dişi de arka diş olarak yaparak devam edeceğim. Bu şekilde toplam 6 sıra lastik yapacağım. Zaten şu anda üçüncüsündeyiz. Bu arada şunu başlarken söylemedim. Şu alttaki zinciri mümkün olduğu kadar gevşek çekin ki elinize geçirirken böyle bileğinizi sıkmasın. Mümkünse
Zincirsiz trabzanla başlarsanız daha güzel olur. Püf noktası videolarımın içinde bulabilirsiniz. Şu anda şöyle şurada bir yerlerde önerilenler kısmında da olacak. Öyle başlarsanız çok daha rahat geçirebilirsiniz kolunuza. Ben daha başlangıç seviyesinde yaptığım için doğrudan zincirle başladım. Şimdi ben 3 sıra daha öreceğim bundan sonra. Ondan sonra döneceğim size. 6 sıra yaptım. 7. sırayı yaparken modelimizi nereye koyacağımızı hesaplayacağız. Şimdi şurası 2 zincir çekip bir sonraki sıraya başladığımız yer. Şöyle görüyorsunuz. Zaten bir böyle hat var burada. Parmağı da buradan çıkartıyoruz. Şimdi bunu sol ele göre yaptığımız için üst tarafta kalacak şekilde model. Bakın buradan 6 tane arka diş trabzan yapıyorum. Tabii bu sırada yapmayacağım onu. Bir sonraki sırada yapacağım. Burası 6, burası 11 şu modelin tamamı. Burası da 22. Buranın tamamı. Şimdi bu sol el olduğu için böyle oldu. Sağ elde modelimizi tam tersi tarafa koymamız lazım. O yüzden bunu anlattım size, aklınızda canlansın diye. Ama bunu bir sonraki sırada koyacağız. Şu anda şöyle yapacağız. 2, 3, 4. Ya bu şekilde ilerleyeceğim ben. Geldiğimde göstereceğim size ne yapacağımı. Şimdi durdurun ve beni bekleyin. Şimdi 21 tane ördüm. Diğer tarafta dediğim gibi burada 22 tane vardı. Çünkü şu sonda bir tane daha vardı. Şimdi biz şuradan başladığımız için bizim sayımız tam 3'ün katı şeklinde oldu. Çok önemli değil yani, bir tane fazla bir tane eksik. 21 burada olacak. Şu tarafında da 6 vardı. 9 olacak, 7 olacak. 21 yaptım. Bir kere daha ön diş ve arka diş bir tane yapıyorum. Bakın o da şunlar. Şimdi şeyi kuracağız, burgu kısmını. Bunun içinde bir, iki tane ön diş yaptım. Şu arka dişten iki tane ön diş çıkaracağım. Birinciyi yaptım. Aynı yerden bir tane daha yapıyorum. Ve tekrar iki tane yaptım. Ve arka diş ön diş olarak devam edip bu sırayı bitireceğim. Burayı da bitirdim. Şu burgudan sonraki şu kısmı saymazsak burada da 7 tane olmuş oldu. Diğer ele tam tersini yapacağınızı unutmayın. 2 zincir çektim. Pardon. Artık arka diş trabzanlar yapmaya başlıyorum. 21 tane arka diş trabzanımı yapacağım. Şöyle hepsinin arkasından girip tekrar arkaya çıkıyorum. Devam ediyorum. Görüşeceğiz. 21 arka dişimi tamamladım. Hemen şu ikiliyi önden yapacağım. Bir tane arkadan yapacağım. İki kere doluyorum ipimi. Burgumu yapacağım. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye 1, 2, 3 seferde çıktım. Beşinciden aynı şekilde yapıyorum. Altıdan da yine aynı şekilde yaptım. Hemen ipimi iki kere doluyorum ve ilk trabzanıma dönüyorum. Bu bir. İkinciye.
2 ve bu da sonuncu. Arka diş, 2 tane ön diş. Kalanını da arka diş şeklinde tamamlayacağım. Şimdi o sırayı bitirdim. Bir sonraki sırada da 20-21 tane arka dişimi yaptım. Ön diş, ön diş ve arka dişimi de yapıyorum. Ve burayı şöyle buradan başlayarak ön diş trabzanlar yapacağım. Biraz arkada kaldı ama çıkarmamız lazım şöyle. Sonra da bu üçünü yapıyorum. Arka diş, 2 tane ön diş ve gerisini arka diş olarak tamamlayacağım. Şimdi bu burgumuz, yani şu burgudan şu burguya gidene kadar toplam 4 sıramız var. Ben ilk ikisini örmüş oldum. 2 sıra daha burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Sadece ön diş trabzan yapacağız. 5. sırada, burgumuzun 5. sırasında tekrar burgu yapıyoruz. Şimdi ben oraya kadar geliyorum ve görüşüyoruz. Şimdi 4 sırayı bitirdim. 5. sıramla da burgu yapacağım noktaya kadar geldim. İlk ikiyi ön diş, burayı arka diş. 2 kere doluyorum. 3 tane atladım. 4.'ye bir tane üçlü trabzan, tekrar üçlü trabzan ve sonuncuyu yapmamışım. Neyse, şuradan çıkartayım. Çok da belli olmadı gördüğünüz gibi. Her zaman söylüyorum. Bazen yaptığımı yapmayın, bazen dediğimi yapmayın. Siz de ne yapacaksınız onu bilmiyorsunuz artık, değil mi? İlk üçe de dönerek şöyle tekrar burgumu yaptım. Şimdi bu şekilde devam edip bunu yaptık şimdi. Bir, iki tane daha burgu yapacağız. Ondan sonra artık parmak kısmımızı ayıracağız. İkinci burguyu yapın. Toplamda 1, 2, 3, 4 ediyor. Ondan sonra beni bekleyin. Şimdi 1, 2, 3 4. bükmemi yaptım. Şimdi sıranın sonuna geldim. Burayı birleştirmiyorum. Hemen 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şu ilkini atlayacağım. İkinciden başlayarak arka göz trabzanlar yapıyorum. Ve pardon, ön diş trabzanlar yaptım, arka diş dedim. Şimdi arka diş yapıyorum. 2 tane tekrar ön diş yapıyorum. Şu noktaya gelince arka diş trabzanlarımı yapıyorum burgu kısmında. Bu 2 3 burayı da yapıyorum. Bir tane ön diş,
2 tane arka diş. Ve tekrar ön dişle devam. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Bu sırayı bitirdim. Bakın bu son ön diş trabzanı. Burada 2 zincir çekerek başlamıştık ya, bunu yapmıyorum. 2 zincir çektim, döndüm. Burada bunu atladığımız için bu bir trabzan sayılacak. Yani şu sona geldiğimde bu son 2 zinciri de yine arka diş olarak yapacağım. Ya yani burada dikkat etmeniz gereken sayınız kadar trabzanınızın tekrar olması, yani azaltmamaya dikkat etmek lazım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Ve yine şu noktaya geldiğimde normal her zaman yaptığım gibi yapacağım. Döne döne devam edeceğim. Bundan sonra bir tane daha bükme yapacağım. Ve o bükmenin, yani büktüğüm sıra değil, bir sonraki sırasını bitirdiğimde tekrar birleştireceğim şu iki noktayı birbirine. Oraya kadar gelelim ve görüşelim. Şimdi bir burgu daha yaptım. Üstüne bir sıra daha ördüm ve onun sonundayım. Şu iki zincirin de etrafından şöyle bir trabzan yaptım. Tekrar ya da şöyle yapayım. Önce birleştireyim. Değil mi? Şu karşıdaki iki zincir üzerine battım, bağladım. Hemen iki zincir çekiyorum. Ve buradan ilk trabzandan başlayarak arka diş trabzanlarımı yapacağım. Şu kısma geldiğimizde yine burayı aynı şekilde yapacağız. Ondan sonra da buraya geldiğimizde burayı da tamamlayıp bağlayacağız. Tekrar dönüp bir sıra daha yapacağız. Ondan sonra da artık lastik koyuyoruz. Şurayı da göstermek istedim size. Bu 6. Bu 7. Hemen yine şu 2 zincirin üzerinden, ya yani daha doğrusu ilk trabzana bağladım. 2 zincir çektim ve yine ilk trabzandan başlayarak bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi ikinci sırayı da bitirdim. Yeni burguya başlamadan önce lastiğe geçeceğim. Siz de böyle benim gibi elinize giyip uzunluğuna bakabilirsiniz. Eğer biraz daha uzun istiyorsanız bir burgu daha yapıp bir iki sıra daha örüp ona göre lastiğinizi koyabilirsiniz. Lastiği sadece 2 sıra yapacağız. Yani ince bir lastik olacak. Öyle düşünün. Benim için bu ideal. Ben şimdi buradan lastiğimi koyacağım. 2 zincir çekiyorum. Başlarken neydi bizim ilk ikimiz? Ön dişte yine 2 tane ön diş yapıyorum. Bir arka diş yapıyorum. 2 ön diş, 1 arka diş. Bu şekilde şu burguyu yaptığımız noktaya kadar gideceğim. Şu burguya doğru geliyorum. Son arka dişimi yaptım. 2 tane ön diş yapıyorum. Şu ikiliyi şöyle arkadan alarak yine azaltıyorum. Bakın bu ikiliyi. Ve tekrar 2 tane ön diş yapıyorum. Bu şekilde başlangıçtaki sayımıza ulaşmış olacağız. Arka diş, ön diş şeklinde devam edip sırayı bitiriyorum. Sonuncu arka dişimi yapacağım şimdi. Şöyle. Hemen ilk trabzanın gözünden bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Önü önden,
arkayı arkadan sadece bir sıra boyunca yapıp bitireceğim. Şuraya geldiğinizde artık burada bir tane arka dişi olduğunu unutmayın. Ben devam ediyorum. Bitirdim ve şöyle ilk trabzanın gözünden bağlıyorum. Bir de zincir çekip ipimi keseceğim. Evet, lastiğimiz bu kadar. Şimdi sıra parmak kısmını yapmakta. Bakın ben böyle dümdüz çıktım ama siz isterseniz buralardan biraz arttırmalar yapabilirsiniz. Her ne kadar açılsa da bu elinize giydiğinizde dar sıkı gibi görünüyorsa gözünüze şurada yaptığınız arttırma gibi iki tane bir arka dişten iki ön diş çıkarmıştık. Burada da arka dişten iki tane arka diş çıkartarak kimi noktalarda arttırmalar yapabilirsiniz. Şimdi şöyle başlayalım. Yine parmakta da lastik yapacağım için üçün katlarında yarım trabzanımın olması lazım. Yarım trabzanla başlıyorum. Ben 18 planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Battım şuraya. Bir tane dik yarım trabzanla başlıyorum. Siz bunun yerine buraya bağlayıp ipinizi iki zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şöyle etrafından dönüyorum. 15 yapabilirsiniz, 18 yapabilirsiniz. Kendinize göre artık ayarlayarak dönün etrafını. Yarım trabzanlarınızı yapın. 18 tane yaptım yarım trabzan. Yani burada bir şey yok. Ortalama bir şekilde yapacaksınız. O yüzden size hani şeyi gösteremiyorum. İlmek olmadığı için şuradan yapın, buradan yapın diyemeyeceğim. Şimdi hemen ilk ikiyi ön diş yapıyorum. Sonrakini arka diş. İki ön diş. Ve arka diş. Bu şekilde devam edip sıramı tamamlıyorum. Bunu da tamamladım. Şuraya battım, bağladım. İki zincir çekiyorum. Yine ön önden arkayı arkadan yapacağım. Bu sıradan sonra da muhtemelen ipi keseceğim. Siz istediğiniz kadar sıra tabii ki uzatabilirsiniz. Bana kalırsa bu sıranın sonu yeterli olacaktır uzunluk için. Bunu bitiriyorum ve dönüyorum size. Evet, eldivenimin bitmiş hali de bu. Gördüğünüz gibi bence çok şık ve kullanışlı oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada buna yaklaşık 70-80 gram kadar ip gidecektir. Benim ipim yetmedi. O yüzden diğerinden alıp bunu tamamladım. Diğerini o yüzden gösteremiyorum size. Ama en başta görmüştünüz zaten. İki tarafında anlattığım gibi farklı, aslında aynı ama sadece yön olarak farklı şekilde yapacaksınız. Ve sıcak sıcak da giyin, kullanın. Bugünlük benden bu kadar. Bana Instagram'dan Şirin Örgücü hesabından her gün, her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. İstek önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar da hoşça kalın.